Zonguldak açıklarında keşfedilen 710 milyar metreküp rezervlik yerli ve milli doğalgaz bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştireceği devreye alma töreniyle ulusal ağ bağlanacak. Yalova Üniversitesi Doktor Öğretim Üyesi İshak Turan, Türkiye'nin artık enerjiyi ithal eden değil ihraç eden bir ülke konumuna dönebileceğine dikkat çekti. 170 kilometre denizden açıkta bir operasyon gerçekleştirmesi aynı zamanda da bu alanda da bir rekor olduğunu söyleyebiliriz. İkincisi ise enerji güvenliği. Malum Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyor geçen seneden beri ve bunun Avrupa enerji arz güvenliğinde nasıl bir soruna yol açtığını hep birlikte gördük. Enerji maliyetlerinin inanılmaz bir şekilde yukarıya çıkması aynı zamanda hem Avrupa'da hem de dünyada ciddi bir enflasyona neden oldu. Ve bu enflasyonu da hala yaşıyoruz. Daha da önemlisi Avrupa'da şu ortaya çıktı. Yani biz enerjide tek bir yere bağımlıyız ve tek bir kaynak kesildiğinde biz neler yapacağız? Ve Avrupa'nın yaşamış olduğu bu sorun aslında bizler bunu çok daha öncesinden yaklaşık 20-30 yıldır bu politikaları geliştirerek bugün bunların ötesinden gelmiş oluyoruz. Şimdi size ait olan farklı şeyler vardır. Bunlardan bir tanesi de enerji bağımsızlığıdır. Ekonomide askeri güvenlik olduğu gibi devletlerin en önemli politikalarından bir tanesi de enerji arz güvenliğidir. Onun için bugün Filios'ta çıkarılan gaz bu açıdan da oldukça önemlidir. Televizyonlarda izlediğimiz ameliyatlar var ya işte Amerika'dan Çin'den bir ameliyat gerçekleştiriliyor gibi. Aynı öyle düşünüyorum. Burada Zeki adlı bir robotla buradaki operasyonlar gerçekleşiyor ve burada 170 kilometre, hatta Ankara'da da merkezin düşünürseniz yaklaşık 350 kilometrelik uzaklıktan siz burada bir operasyonu gerçekleştiriyorsunuz. Bu oldukça önemli. Teknik açıdan bahsedersek az önce siz de söylediniz, oradaki kuyubaşı vanaları var ve kuyubaşı vanalarından çok daha ağır olanları da var aslında ve bunlar oraya yerleştirildi. Şimdi oradan 3 farklı boru hattıyla birlikte 170 kilometrelik mesafeden Filios'a bugün ilk gazı zaten geliyor. Geldikten sonra burada çeşitli burada kalibrasyon ayarları yapılacak ve kalibrasyon ayarları yapıldıktan sonra da burada ulusal şebekeye artık önümüzdeki ayın başından itibaren verilmeye başlanacak. Sizin de bildiğiniz üzere 2020'de ilk keşif gerçekleşmişti. Buradaki sismik araştırma verileri ise 2018'de başlamıştı. Yani 2 yıl içerisinde kendi gemilerimizle birlikte yürüttüğümüz buradaki çalışmalar meyvelerini verdi ve 2020'de ilk keşfe ulaştık Tuna 1 kuyusunda. Yine aynı yıl içerisinde ikinci bir ek keşfe de ulaşarak burada toplam 320 milyarlık bir metreküplük bir doğalgaz keşfine ulaştık. Bunu 2021'deki Amasra 1 kuyusu ve 2022'de de Çaycuma 1 kuyusu takip etti. Aynı yıl içerisinde yine Aralık 2022'de de burada bir ilave ek değerlendirmeyle birlikte 710 milyar metreküplük bir doğalgaz keşfine ulaşılmış oldu. Şunun ne anlama geldiğini de kısaca ifade etmek gerekiyorsa, burada faz 1 bugün itibariyle ilk 5 kuyusu operasyona katılmış olacak. Eylül itibariyle de diğer 5 kuyuda burada kapsamı alınarak toplamda 10 kuyudan 10 milyon metreküplük bir doğalgaz akışı sağlanacak. Faz 1 tamamıyla bittikten sonra faz 2 operasyonuna geçecek ve faz 2 ile birlikte toplamda yaklaşık 15 milyar metreküplük bir doğalgaz akışı sağlanacak. Bu ne demek? Bu Türkiye'nin konutlarda tükettiği doğalgaza denk geliyor. Yani yaklaşık olarak eğer yeni ek keşiflerle birlikte bu rakamlar daha da artabilir ama şu anda yaklaşık olarak 47 yıllık, 50 yıllık sadece konutlardaki doğalgaz Karadeniz'de şu an rezervlerde mevcut. Eğer bu faz 3, faz 4 ile birlikte 60 milyon metreküp ya da işte burada 80 milyon metreküpe çıktığında ise yani yaklaşık 10 yıl içerisinde Türkiye bütün sektörlerde tükettiği doğalgazın yarısını Filios'tan temin edebilecek. Şimdi enerji güvenliği uzmanı olarak hep daha önce yurt dışındaki operasyonları takip ettik. İşte bunların nasıl gerçekleştiğini hep izliyorduk, okuyorduk. Ancak burada birebir sahaya girdik. Ve sahada buradaki gözlemlerimizi, çalışmalarımızı gördük. O zaman gerçekten normalde şunu belirtelim. Böylesine açık denizdeki bir operasyonun yani 170 kilometre açıktaki bir operasyonun gerçekleşmesi normalde 7-8 yılı alır. Çünkü bunlar gerçekten böyle yatırımlar konusunda da oldukça hassas konular. Burada bir rezerve ulaşabilirsiniz ama o rezervi çıkartmak için bir hata yaparsanız rezerv ölüyor. Yani onun için çok hassas ve uzun yılları alan projelerdir. O zaman 2023'te ilk gaz verilecek denildiğinde ya acaba gerçekten bu olabilir mi, bu mümkün mü diye bizim de kafamızda soru işareti oluşmadı değil. Ancak bugün geldiğimizde görüyoruz ki gerçekten Türk mühendisleri
yapılamayacak, daha önce dünyada gerçekleşmesi kolay kolay mümkün olmayacak bir şeyi gerçekleşti ve sadece 3 yıl içerisinde buradaki doğalgazın biz karaya ulaştığını görüyoruz ve önümüzdeki ayda artık evlerde Karadeniz gazının biz ısıttığını evleri çok rahatlıkla göreceğiz. Özellikle bizim burada kardeş ülkemiz diyelim Azerbaycan'la birlikte enerji alanında yatırımlarımız var. Türkiye en fazla yatırımlarını Azerbaycan'da yapıyor. Azerbaycan'da yine baktığın gibi milli enerji şirketi Sokar'la birlikte Türkiye'de çok büyük yatırımlar yapıyor. Şimdi bu iki ülke anlaştı ve yeni bir şirket kurarak üçüncü ülkelerde kendi tecrübelerini kullanarak üçüncü ülkelerde bu enerjiyi nasıl değerlendirebiliriz? Buradaki floyu nasıl değerlendirebiliriz? Bunun üzerinde çalışıyorlar. Aynı zamanda şunu da belirtmek istiyorum. Türkiye yılda 60 milyar metreküp doğalgaz tüketen bir ülke. Ancak Türkiye'nin giriş kapasitesi, doğalgaz giriş kapasitesi hem LNG yoluyla olabilir. Burada FSRU yani yüzen gemiler var. Aynı zamanda karadaki LNG tesisleri var. Bir de boru hatlarıyla geliyor. Türkiye'nin şu an doğalgazla giriş kapasitesi 100 milyar metreküpe ulaştı ve bu daha fazla yatırımla birlikte yukarı çıkacak. Bu ne demek? Tükettiğimiz gazın zaten 40 milyar metreküpünü aslında biz ithal edebiliriz. Yani Türkiye'yi bir enerji koridoruna, bir enerji merkezine de çevirebilecek bir potansiyelimiz var ki zaten Ocak ayında, bu yılın Ocak ayında da Bulgaristan'la bir anlaşma imzaladık ve yılda 1,5 milyar metreküplük doğalgazı ihraç etmeye başladık. Bundan 2 hafta önce de Enerji Bakanımız da Romanya'da ve Macaristan'da görüşmeler yaptı. Azerbaycan'la birlikte ortak hareket ediyoruz ve bu ülkelere de yine doğalgaz satabilir miyiz? Ne kadar satabiliriz? Bunun üzerinde çalışıyoruz. Yani biz Karadeniz'den ya da daha sonra yarın Doğu Akdeniz'den kendi gazımızı ürettiğimizde ve alternatif kaynaklarla birlikte Türkiye'yi bir enerji koridoruna, bir enerji merkezine de çevirebiliriz. Ve böylece aynı zamanda sadece artık enerjiyi ithal eden değil, enerjiyi de ihraç eden bir ülke konumuna dönebiliriz.